Tekrarlayanlar da o zaman ameliyat sonrası yaşam tarzımızdan kaynaklı evet, diye soralım. Çok doğru. En önemli faktör o. Yani mesela işte kilosu yok belki ama bel kasları çok zayıf kalmış. Yine işte rahatlıyor tabii hasta ertesi gün ameliyat koşarak oldum. Ameliyat oh, oldu. Koşarak şey. Evine evet. gidiyor. Çok rahat. Ondan sonra yine eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Yani belini kuvvetlendirmesi lazım. Ondan sonra eğilip kalkarken, oturup kalkarken, yolda giderken mutlaka daha dikkatli olması lazım. Bel kaslarını kuvvetlendirdikten sonra daha tabii rahat davranabilir belki ama hiçbir zaman her şeyin bir sınırı var. Her yaşın da bir sınırı var. Yani kimse 20 yaşındaki kadar 50 yaşında da koşamaz. Yani kimse 30 yaşında kaldırdığı yükü 70 yaşında kaldıramaz. Bunu zorlamak doğru bir şey değil. Vücudun yapısına uygun hareketleri, davranışları sergilemek lazım. Beslenme de çok önemli. Mümkün olduğunca doğal gıdalarla beslenmekte fayda var. Çünkü bu bozulmaya, vücudumuzdaki bozulmaya, omurgadaki bozulma da her şartta eşlik ediyor. Dolayısıyla ne kadar doğru beslenirsek o kadar kendimizi hem vücudumuzu hem omurgamızı korumuş oluruz. Şimdi ben hekimlerimizi ağırladığım zaman sizlerle hocalarımın söylediği cümlelerin içerisinden aldıklarımı paylaşayım. Evet. Sizler diyorsunuz ki Gülay her yaşın bir güzelliği var. Evet. Hastalık yok, hasta var. Evet. Ama burada ne kadar kendine yatırım yaparsan o kadar güzel ve kaliteli yaşarsın. Kesinlikle. Burada tabii sizden anladığım kadarıyla yine yaşamın her alanında sağlıklı beslenme ve spor mutlaka şart. Kesinlikle, kesinlikle. Beden bir şekilde her yaşta olduğu için ne kadar dikkat edersek edelim yaş hastalığı diye bir cümle kullanıyorsunuz. Yani yaş aldıkça demek ki vücudun iyileşme oranı da mı değişiyor hocam? Mutlaka. Mutlaka bir, şimdi tabii bel fıtığı için bunu belki çok söylemeyebiliriz. Yani o fıtığı oradan aldığınız zaman 70 yaşındaki de çok rahatlar, 20 çok yaşındaki güzel. De çok rahatlar. Ama yani oradaki bozulma 20 yaşla 70 yaş aynı değil. Dolayısıyla mesela 70 yaşında bir insanda tekrarlama veya oradaki bozulmadan dolayı ağrıların daha uzun sürme ihtimali biraz daha fazla. Yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda vücudun tamir işleri daha hızlı, daha kolay, daha kuvvetli. Ama elbette ki ilerleyen yaşlarda bu biraz daha uzun sürüyor. Dolayısıyla daha dikkatli olmakta fayda var. Peki hocam, ameliyat oldu, her şey yolunda, taburcu oldu ve siz işte yaşam skalasında dikkat edilmesi gereken kuralları söylüyorsunuz ama evet. kontrol hangi aşamalarda gelip gitmesi gerekir, nelere dikkat etmesi lazım diye soracağım ama izninizle birkaç telefon alalım, daha sonra da sizden peki. bilgileri dinleyelim. Sevgili izleyicimize hemen merhabalar diyelim, hoş geldiniz canlı yayınımıza. İzleyicimiz bizi duyabiliyor mu? Jülide Hanım, kırklar elinden. Evet, duyuyorum. Değerli hocamız, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, operatör doktor Engin Çiftçi. Hocamız sizi dinliyor, sorunuzu alalım. Sorun şöyle, ben 2 defa bel fıtığından ameliyat oldum. Ama şimdi doktor şimdi anlatıyor ki belden aşağı sağ tarafımda kafadan aşağı kadar topuma kadar bir ağrı var. Bu neden ileri geliyor? Yani bu ağrı geçmez mi? Bayağı çok ağrım var yani. Zaman geliyor ayakta duramıyorum. Evet, kırklar eli demiştiniz değil mi? Evet, jüri de kahraman. Geçmiş olsun. Kırklar elinde de çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ama tabii ben Jülide Hanım'ın filmlerini, muayenesini yapmadan, filmlerini görmeden bir şey söylemem çok doğru olmaz. Fakat 2 defa ameliyat olmuş. Hala şikayetleri devam ediyorsa mutlaka ayrıntılı bir incelemeye ve muayeneye ihtiyaç var. Kırklar elinde olabilir veya İstanbul'a gelme imkanı varsa biz de kendisine yardımcı olabiliriz. Ama kırklar elinde de çok kıymetli beyin cerrahı arkadaşlarımız var. Dolayısıyla o ayrıntılı incelemeyi, muayeneyi yapmadan bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Ama muhtemelen biraz önce de söyledim, 6 defa tekrarlayan fıtık gördüm.
Evet, ben de iki defa oldum. İki defa olmuşsunuz. Evet. Belki bir üçüncü defa. 6 tane platin kondu. Evet, yani platin de konmuş. Ama yine ağrılarım var yani. Evet, evet, bahsettiğim, yani biraz önce de söylemiştim. Vidalar, platinler, işte halkımızın platin dediği enstrümanlar kullanıyoruz. Buna rağmen geçmediyse çok ayrıntılı bir muayene ve inceleme lazım. Dolayısıyla en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasında veya gelebiliyorsa biz de kendisine yardımcı olabiliriz. Başvurmasında fayda var. Sağ olun, teşekkür ettim. Çok geçmiş ben olsun, sağlıklı günler diliyoruz. Tabii sağlığın şakası yok, ihmal etmemek gerekir. Evet. Peki ameliyatın oldu. Tabii bu tip şikayetleri daha aza indirmek adına kontrol aşama süreleri nedir diye soralım. Şöyle, şimdi eğer mikrodiskektomi yaptıysak bir ay sonra bir görmek istiyorum ben hastamı. Yani o ilk nikahat dönemini, evdeki süreci atlattıktan sonra tekrar iş hayatına dönmeden önce son bir kez hastayı görmek istiyorum. Onun iş hayatına dönüp dönemeyeceğine izin veriyoruz çünkü. Veya işte ev hanımıysa ya da bir işe dönüşü söz konusu değilse gene de birinci ayda bir kere görmek istiyorum. Kontrolümüz genellikle birinci ayda yapıyoruz.